Hidroborasyon yükseltgenme için genel bir tepkime görmüştük ve bir önceki videoda bunu alıştırma problemlerimizden biri olarak yaptık. Burada bir alkenle başlayıp bu alkolü elde ettik. Elbette bunu o aşı daha süpsüte olan karbona ekleyerek yaptık. Şimdi bu tepkimenin mekanizmasına bir göz atalım. İlk adımda boran yani BH3'ü ekliyoruz ve buradaki nokta yapısına baktığımız zaman bor sp2 hibritleşmiştir. Yani etrafında trigonal düzlem veya geometri söz konusudur. Ayrıca bir elektron çifti kabul edilebilen bir MTP orbitali vardır. Çünkü gördüğünüz gibi borun etrafında sadece 6 elektron bulunuyor ve oktet eksikliği olması onu çok reaktif hale getiriyor. Aslında Bor kendisiyle tepkimeye girebilir. Bu yüzden onu kararlı hale getirmek için THF'miz var. Boran alkenimize yaklaştığı zaman. Alkenimiz burada ve şunlar da metil grupları. Ayrıca bu karbona bağlı iki hidrojen bulunuyor. Şimdi boran çift bağın sol tarafındaki karbona yaklaşıyor. Yani bor da bizzat şu karbona yaklaşıyor ve bunun bir nedeni ise bu metil gruplarının nispeten hacimli olmasıdır. Yani borun çift bağın sağ tarafındaki karbona yaklaşmasını engelleyen sterik engel var. Pi elektronları borun boş orbitaline saldıracak ve böylece çift bağın sol tarafındaki karbonla bor arasında bir bağ oluşturacağız. Şu şekilde. Yani pi elektronları buraya gelecek ve bu karbon bor arasındaki bağ oluşurken sağdaki karbondan elektron yoğunluğunu çekmiş olacağız. Şimdi buraya kısmi pozitif yük çiziyorum. Çünkü neredeyse tek basamakta bir mekanizma söz konusu. Tabii bu bağın oluşmasıyla bu karbon üzerindeki kısmi pozitif yükü arttırmış olacağız ki bu da hidrür göçünü tetikleyecek. Hidrürü biliyorsunuz. 2 elektronu olan hidrojen. Eksi 1 formal yükü de var. Şimdi burada hidrür göçünü düşünebiliriz. Bu ortaklanmamış elektron çiftini önce mavi ile işaretleyelim. Bu mavi elektronlar oluşmakta olan kısmi pozitif yüke çekiliyorlar. Burada bir bağ oluşturacağız. Yani karbonla hidrojen arasında. Buradaki mavi renkteki elektronlar da buraya gelecek. Böylece bu kısmi pozitif yükün oluşumu hidrür göçüne yol açarken mavi renkteki elektronlar buraya gelerek bir bağ oluşturacak. Şimdi buraya ürünümüzü çizelim. Çift bağın başlangıcında olduğu gibi sol tarafında BH2 ve sağ tarafında ise hidrojen olacak. Şurada bize dönük bir şekilde duran bir metil grubu ve hemen yanında da bizden uzaklaşan bir metil grubu bulunuyor. Sol tarafa geri dönecek olursak aynı şekilde bir tane bize dönük ve bir tane de bizden uzaklaşan bir hidrojen olacak. Şimdi bu elektronlara bakalım. Buradaki morla işaretlediğimiz elektronlar ürünümüzdeki karbon ve bor arasındaki bağ oluşturuyor. Ve bu karbon-bor bağının oluşumu da hidrür göçüne yol açıyor. Böylece mavi renkteki elektronlar da buraya gelince ürünümüzü elde etmiş oluyoruz. Bunun takibinde mekanizmada şimdi OH'ın borun olduğu yere gideceğini göreceğiz. Yani OH tam şuraya gelecek ve şimdi bu tepkime için bölgesel kimya ve seryo kimya hakkında konuşabiliriz. Öyleyse önce bölgesel kimyayı ele alalım. OH'ı neden daha sübstitü olan karbonu ekleyeceğiz? Bunun iki nedeni var. Birincisi sterik engelin olması. Bu metil grupları boranın çift bağın sağ tarafındaki karbona yaklaşmasını önlüyor. Yani sterik engel nedenlerimizden biri. Ayrıca bu karbon üzerinde kısmi pozitif yükün oluşumundan da bahsetmemiz gerek. Bu metil gruplarının varlığıyla bu durum daha kararlı oluyor. Böylece sterik engel ve bu metil gruplarının varlığı olmak üzere iki nedenimiz var oluşan kısmi pozitif yükün kararlı hale gelmesi, borun neden çift bağın sol tarafındaki karbona eklendiğini açıklıyor. Ve nihayetinde OH'ın gideceği yerde burası. Bu durum bölgesel kimyayı açıklıyor. Bir de OH ve hidrojenin aynı tarafa eklendiğini gördüğümüz stereo kimya var. Çünkü bu neredeyse tek basamakta bir mekanizma. Burası hemen hemen aynı anda gerçekleşiyor ve böylece steryo kimya mekanizmanızın bu kısmında yer alıyor. Evet, mekanizmamıza devam edelim. Şunu yeniden çizmeye başlayalım. Takip etmemizi kolaylaştıracak halde yeniden çizim yapabiliriz. Evet, şurada metil gruplarımız aşağısında BH2 var. Bu işlem iki kez olacak. Yani iki kez tekrarlayacak. Çünkü borun üzerinde iki tane daha hidrojen var. Aslında burada trialkil boran oluşturacağız. Şimdi buraya 3 alkil grubu olan bir bor çizelim. Bazı ders kitaplarında bu sadece monoalkil boran olarak bırakılır ve bu tepkimenin yükseltgenme kısmıyla devam edilir. Ancak çoğu zaman bu trialkil borandır. Göstermekte olduğum şey de bu. Yükseltgenme adımına geçelim. Buradaki ikinci adım. Elimizde hidrojen peroksit ve hidroksit iyonları var. Hadi şimdi bunları çizelim. Evet elimizde bir miktar hidrojen peroksiti şöyle şuraya çizerek başlayalım. Oksijenlerin ikişer tane olan ortaklanmamış elektron çiftlerini ekleyelim. Tabi bir de hidroksitimiz var yani OH eksi. Burada hidroksit baz görevi görüp hidrojen peroksitten bir proton alacak ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Böylece bir hidroperoksit iyonu oluşacak. Hemen çizelim. Sağda oksijen artık 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Bu da ona eksi bir formal yük vermiş oluyor. Elektronları gösterecek olursak bu morla işaretlediğimiz elektronlar oksijene kapanan bu elektron çifti oluyor. Böylece elimizde nükleofil görevi görecek olan bir hidroperoksit iyonu var ve bu nükleofilimiz borun boş orbiteline saldıracak. Şimdi ekranı biraz kaydırıp tira alkil borana karşı gerçekleşen bu nükleofil saldırısını çizelim. Evet, artık borla oksijen arasında bir bağımız var. Oksijen oksijen bağı ve sonunda bir hidrojen var. Şimdi oksijenlerimize ortaklanmamış elektron çiftlerini ekleyelim. Tabi borun hala hazırda 3 tane alkil grubu var. Onları da buralara çizelim. Bir de eksi bir formal yükü eklemeyi unutmuşum. İşte burada. Evet, mekanizmamızın diğer adımı alkil grubunun yer değiştirmesidir. Evet, biraz tuhaf bir adım. Şöyle anlatacak olursak buradaki elektronlar aslında buraya gelerek oksijenle bir bağ oluşturacaklar. Tabi bu olunca buradaki elektronlar da bu oksijene kapanacaklar. Yani nihayetinde hidroksit oluşturacağız. Önce şunu bir gösterelim. Burada neler olup bittiğini anlamak için daha kolay bir yol olabilir. Oksijenin üzerinde artık 3 tane ortaklanmamış elektron çifti ve eksi bir formal yük var. Elektronları gösterecek olursak buradaki yeşil elektronlar oksijene kapanıyorlar. Bu yüzden oksijen oksijen bağı zayıf bir bağ. Yani bu bağı kırmak nispeten kolay. Şimdi diğer elektronları gösterelim. Şuradaki mor elektronlar buradaki oksijenle bor arasındaki bağı oluşturmuş oldu ve böylece alkil grubu yer değiştirdi. Şimdi bu mavi ile işaretlediğim elektronları gösterelim. Mavi elektronlar bu karbon ve oksijen arasında bir bağ oluşturmuş oluyor. Öyleyse buraya çizelim. Fark etmesi biraz zor. Şimdi devam edip elimizdekileri çizelim ve sonrasında bazı elektronları gösterelim. Evet, artık oksijen ve bu grup arasında bağımız var ve borun da artık bağlı olduğu iki alkil grubu kalıyor. Şimdi elektronları gösterelim. Buradaki mor elektronlar oksijen ve bor arasındaki bağı simgeliyor. Yukarıdaki mavi elektronlarsa buradaki elektronları simgeliyor. Yani bu karbon artık bu oksijene bağlı. Böylece alkil grubunun yer değiştirmesi bor üzerindeki formal yükü ortadan kaldırıyor ve zayıf olan oksijen-oksijen bağını kırıp hidroksiti ortaya çıkarıyor. Bu süreç iki kez daha gerçekleşecek çünkü iki tane daha alkil grubumuz var. Önce buraya bir trialkil boran çizelim. Evet, oksijenimiz burada. Devamında bir grubumuz var. Bu tarafta ise yine bir oksijen var ve ona bağlı bir grubumuz daha var. Ayrıca alt tarafta da aynı şekilde çiziyoruz. Bir sonraki adımımız hidroksit anyonunun nükleofil görevi görmesi olacak. Yani hidroksit bora saldıracak. Yine tabii borun boş bir orbiteri var. Şimdi buraya bu nükleofil saldırının sonucunu çizelim. Artık OH bora bağlı durumda borun etrafında yine alkil grupları var. Tabii bu noktada neden bu mekanizmanın karmaşıklaştığını görebiliyorsunuz. Evet, tüm bu alkil gruplarını çizmek biraz can sıkabilir. Şurada borun eksi bir formal yükü de var. Onu hemen yanına ekleyelim. Bu oksijenin de ortaklanmamış elektron çifti var. Şimdi bunları da ekleyelim. Çünkü bir sonraki adımda eksi bir formal yükten kurtulmak için bu elektronlar oksijene kapanarak alkoksit anyonu oluşturacak. Yani artık bu oksijenin artık 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Ayrıca eksi bir formal yükü de var. Şimdi bu elektronları görelim. Mor elektronlar oksijenimize kapanarak alkoksit anyonu oluşturmuş oldu. Evet, neredeyse bitirdik. Son adımımız da su olacak su alkoksit anyonumuza bir proton verebilir. Yani alkoksit anyonu sudan proton alacak. Başka bir deyişle alkoksit anyonunu protonlayacağız. Ve nihayetinde alkolümüzü elde ediyoruz. İşte işimiz bitti. Çok uzun bir mekanizma, birçok çizim. Ama bildiğimiz alkolü oluşturduk. Çünkü OH'ın karbonu eklendiğini biliyorduk. Tabii yine bu mekanizmayı sadece monoarkil boranla yapabilirsiniz ve eminim bazı hocalarınız bunu yapmanıza izin verecektir. Ancak çoğu zaman triakil boran kullanılır. Bu yüzden her ne kadar sıkıcı olsa da hepsini çizdim. İşte hidroborasyon yükseltgenme mekanizmamız bu.